Bismillahirrahmanirrahim. Wallazî arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Bi insanda yezanikda kerem khwandnu ham hikmatu ilmu qalam awwalu ham akhiri Rabbi Azim ham alimu ham kerimu ham rahim Maliki Adanaku Azman ba'rubat razıqi cümle ayine rahdibat. Ya Muhammed Mustafa, Can Muhammed Mustafa. İnşallah hep beraber Ya Muhammed Mustafa diyeceğiz. Ya Muhammed Mustafa. Muhammed öldü diyor ve onun bu haberinden sonra Abdullah bin Zeyd şaşkın. Abdullah bin Zeyd'in dili tutuluyor ve ikinizini toprağa gömüyor, ellerini havaya kaldırıyor. Ey Allah'ım diyor, bu gözler bugüne kadar Muhammed'i görerek yaşıyordu. Onun işi vardı. Eğer Muhammed yoksa Ya Rabbi benim senden bir dileğim var. Sen benim bu gözlerimi kör et ve ben bir lakin seni görmek istemiyorum. Rabbul Alemin onun duasına icabet ediyor ve Abdullah bin Zeyd ölene kadar kör olarak yaşıyor. Bakın bu bir sevgi örneğidir. Başka bir örnek daha. Bakın Uhud Harbi'ni hepiniz çok iyi duymuşsunuzdur. Uhud Harbi'nde müşrikler ve kafirler Fahri Kainat'ı ve Müslümanları kuşatma altına aldıklarında onlara yağmur gibi, bugünkü yağmur gibi ok yağdırıyorlar ve Müslümanlar Fahri Kainat'a bir şey olmasın diye onun etrafında etten duvar örüyorlar ve o ara çok iyi biliyorsunuz Sa'd ibn Ebi Vakkas, Peygamber Efendimiz gelen okları topluyor, Sa'd ibn Ebi Vakkas'a veriyor. Annem babam sana kurban olsun İsa diyor. At bunları düşmana doğru. Tam o ara bir ok hedefe doğru geliyor. Peygamber Efendimiz'e doğru geliyor. Ve Sa'd ibn Ebi Vakkas bakıyor ki bu ok Peygamber'e isabet edecek. Öyle bir fırlıyor ki adeta bir kartal gibi ve o ok Peygamber'e zarar vermesin diye bedenini önüne atacak ama yetişemiyor, elini uzatıyor ve o ok Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın 2 tane parmağını şehit ediyor. Kan toprağa dökülmesin diye Cebrail aleyhisselam kanadını geriyor ve o bir damla kanın yere dökülmesiyle beraber nelerin olabileceğini Hazreti Cebrail çok iyi biliyor. Çünkü geçmiş kavimler peygamberlerine zulmettiler. Peygamberlerine işkenceler ettiler. Ve Allahu Teala onları toptan helak etti. Hazreti Cebrail aman ha Fahri Kainat'ın bir damla kanı o toprağa dökülürse vallahi ola ki Allah gazaplanır ve yeryüzünü alt üst eder. bakın işte böyle bir şey, onun bir damla kanının nelere yol açacağını bilenler, işte Hazreti Cebrail buna müsaade etmiyor. آیا دواکو تدی کتاب همه قرآن کریم ینوندش تدی صلوات و تکبیر ینواتش سلام و مجدون شمار شما خیرومه ساری چمو سرومه یلی بسلمونو یلی برو یلی وایو رحمه همه شفاعت حضرت پیغمبر شما هم سر بی انشالله یا ربیم زندانlarda duran Senin dinin için mücadele eden Yusufileri aziz eyle, akıbetlerini hayırlı kıl. Ya Rabbim bizi hakkı hak olarak gören ve ona uyan kullarından eyle. Batılı batı olarak görüp ondan şiddetle uzak duran kullarından eyle. Ya Rabbi bizi sana inanan kullarından eyle. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı özgürlük ve kurtuluş rehberi olarak kabul edenlerden eyle. Amin. Velhamdülillahi rabbil alamin.